Evet, hepiniz yeni bir tanıtım videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size 65-250 level olan Ares MTK'yi tanıtacağım bu arada. Açılış 6 Eylül akşam saat 18.00'da, yani akşam üstüne doğru akşam saat 6'da açılacak. Evet arkadaşlar, şimdi size burada söylemem gereken bir şey var bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi ödül Ox eventi olacak arkadaşlar. Toplamda 5000 TL'lik turnuva ödülü olacak burada. Yok amına. Birinciye iPhone 7 32 GB 3800 TL değerinde. Yok amına. İkinci kazananı ise X Prime oyuncu koltuğu 1200 TL değerinde verecekler. Yok amına. Etkinliğe herkes katılabilecek. Ox yarışmasında toplam 2 kez olacak. Yani 1 ve 2 şeklinde birinci kazanan ve ikinci kazanan şeklinde yapacaklar. Ve ekstradan ödüller kazanılanlar ücretsiz olarak kargolandıracaklar. Yani kargoyu da size bırakmayacaklar bu arada. Hepsini aradan çıkarmış olacaklar. Yok amına. Bunu da size söylediğime göre devam edelim arkadaşlar. Onun da hemen size bilgisini verdikten sonra hemen hızlı bir şekilde sizinle NPC'lere geçelim ve onları size tanıtayım. İlk olarak burada zırhçı var arkadaşlar. Burada siyah çelikler falan vesaire var. Şöyle görebilirsiniz. Takılar var, ayakkabılar var. Yok amına. Silah satıcısına baktığımız zaman burada Muharrebe olsun, Dolunay, ondan sonra Partizan ve KDP tarzında silahlarımız var. Yok amına. Burada saç stilleri var şöyle gördüğünüz gibi. Bunları da buradan alabiliyorsunuz. Yok amına. Burada gördüğünüz gibi kostüm NPC'leri var arkadaşlar. Bunlar ücretsiz bu arada. Bunları alabiliyorsunuz. Hiçbir özellik vermiyor. Sadece görünüş bu arada. Böyle bakabilirsiniz onlara da. Aynı şekilde kostüm başlıkları da var. Yok amına. Burada market var. Markette şöyle gördüğünüz gibi altın parçası falan vesaire var. Burada üçüncü el var. Biletler var burada bosslara girmek için. Çürüyen kafa var. İnciler vesaire burada. Taşlar da aynı şekilde. Yok amına. Burada Neste Market var. Neste Market 1. Şöyle otomatik al falan vesaire var burada. Yine gelişmiş taş cevherleri var. Bu dördüncü slotu falan vesaire açıyor. Böyle hepsine bakabilirsiniz. Yine dönüşüm itemleri falan da burada mevcut. Yok amına. Ekstradan burada Neste Market 2'ye baktığımız zaman da burada şebnemler falan vesaire var. Yani ejderha tanrıları ve kritik delici var arkadaşlar. Ekstradan da buradan da barlarınızı alabiliyorsunuz. Yani toplu bar koyup daha sonrasında VS'lerinizi barları kazananlara ticaretten verebilirsiniz. Beraber VS atıp. Yok amına. Burada tek tık diyalog var. Buradan yapıyorsunuz. Sonra 92-94'de şuradan yapıyorsunuz. Epic'ten. Yok amına. Şöyle burada sorumlu var arkadaşlar. Buradan direkt 250 level'e gelebiliyorsunuz. 65 level olarak buraya gelip daha sonrasından buradan level al dediğiniz zaman da şöyle gördüğünüz gibi 250 level'e kadar da buradan gidiyor. Yok amına. Burada artı basma itemleri var. Artı basma bir de şöyle gördüğünüz gibi itemler var. Bakabilirsiniz buraya. Yok amına. Ekstradan artı basma 2'ye de bakarsanız şöyle buralarda da yine aynı şekilde artı basmalar mevcut. Yok amına. Ot takas falan vesaire var burada arkadaşlar. İstediğiniz 3 ottan 2'şer adet vererek 3 adet istediğiniz otu alabiliyorsunuz. Yani atıyorum kırmızınız eksik ya da yeşil veriyorsunuz ve kırmızı alıyorsunuz. Yok amına. Burada cinsiyet statü sıfırlama falan vesaire var. Şunlara da bakabilirsiniz. Burası bu şekildeydi. Şimdi sizlerle isterseniz hemen map bosslarına bakalım. 2 dakika gidip hemen şeytan kulesine ışınlanalım ilk önce. Orada bir bossumuz var bu arada. Önünde şöyle gördüğünüz gibi barones var. İçeriğine şu şekilde bakabilirsiniz. Yavrucuk şaklar, havalı çelik yay, zehir kılıcı, aslan kılıcı falan vesaire veriyor ve dönüşüm itemleri alabiliyorsunuz buradan. Şimdi hızlı bir şekilde hemen buradan çöle gidelim. Çölün ortasında şöyle gördüğünüz gibi siyah ejderha var arkadaşlar. Orada da yavrucuk kutusu, anka küpe, kızıl delili bileklik falan vesaire var. Yine dönüşüm itemleri olsun. Burada da mevcut bunlar da. Şöyle hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Otlar yine aynı şekilde burada. Buradan direkt vadiye ışınlanalım. Burada da gördüğünüz gibi kral baba var arkadaşlar. Onun da içeriğine bakabilirsiniz. Yaşam meyvesi işte yine bir tek. Ekstradan barlar falan atıyor. Öyle görebilirsiniz şunları. Kanatlar falan filan vesaire var. Yani şu kanat gibi aynı şekilde. Bunlar da tabii kuşak. Yine dönüşüm itemleri var. Ekstradan yazalım ve şuna bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi içeriği de şu şekilde arkadaşlar. Bunu da görebilirsiniz şöyle. Kesmek istedim bu arada. Canım çekti ya. Buradan sonra da hemen tekrardan bir şehire dönelim. Şimdi şehirde de size göstermem gereken yerler var çünkü. Şöyle burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Elit Zindan Diyarı var. Böyle oraya da bir tıklayalım. Hemen hızlı bir şekilde oraya da gidelim. Benim klavye yeni iptal mi oldu ne oldu? Ace. Yine bir iş sabahı görkem. Ace. Yerler parlıyor. Neden mi? Ace. Ace'nin AMK. Evet, bu gördüğünüz mapta da yine aynı şekilde bosslar var ve ekstradan metinler var arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz zaten burada ot da kasabiliyorsunuz. Az ileride zaten bir gidersek. Burada Gaia Market falan var arkadaşlar. Şöyle kestiğiniz zaman da yine bir telik külçe veriyor. Ve yeşil ejderha var arkadaşlar. Ona da şöyle bakabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde dönüşümler, yavrucuk kutusu, pençe pul, ot veriyor. Ve ekstradan bir tev veriyor burada. Bakabilirsiniz ona da. Şimdi hızlı bir şekilde tekrar sizin de şehre gidelim. Server bu arada arkadaşlar 65-250 VS'lik bir server. Yani hem VS atabileceğiniz hem de tatlı tatlı böyle
farm yapabileceğiniz tatlı bir server. Şöyle hemen burada Jurassic Park'a gidelim. Maymunu gelir, kertenkelesi gelir, böceği gelir ya. Şimdi bu gördüğünüz map'taki arkadaşlar, yani o gideceğimiz 3 tane yer bu arada. Buralar tamamen gördüğünüz gibi para kasma yeri arkadaşlar. Şurada lastikler falan var. Lastikler falan ben bayağıdır görmüyordum, yani öyle söyleyeyim size. Artık lastikleri falan kullananlar yok. Eski metin ikinciler gerçekten bilir. Çok eskiden bayağı iyiydi bu arada. Herkes böyle lastik eventi falan olurdu. Gider keserdik falan çölün ortası. Her gördüğünüz gibi lastikler falan var. Paraları buradan kasıyorsunuz. Buradan 50 M falan atıyor arkadaşlar. Her metinden de ot atıyor, şöyle bakabilirsiniz. Ekstradan yine dönüşüm malzemeleri falan atıyor. Bu şeydekilerin, beta map'takilerin özelliklerinden bir tanesi de bu zaten arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman dönüşüm itemlerini, yani birazdan göstereceğim onları da, size ilk yerleri gösteriyorum. Onlardan kaynaklı burada Kaptan Şırak var. Ekstradan onda da şöyle gördüğünüz gibi dönüşüm itemlerini bulabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Yani anlatmak istediğim size şu: özel gördüğünüz özel meta map'larda buralardan şu üçünden de buradan artı basmaları elde ediyorsunuz içtemleri. İçtemlerin dönüşümünde ne diye sorarsanız, siyah çelik, mavi çeliğe mavi çelik altı, savaşçı zırhına savaşçı zırhı, magma koru zırhına şeytan boynuzu zırhı, ekstradan gül yağmuru zırhına kadar gidiyor. Sonra şu şekilde gidiyor. Hepsini size göstereyim şöyle tek tek. Şöyle işte savaşçı zırhı falan filan var burada. En sonda savaşçı ejderha zırhına kadar gidiyor arkadaşlar. O da şu şekilde. Tabi silahları da var arkadaşlar. Şöyle Moarelli ve Triton'a Triton. İşte Runic kılıcına, Oz kılıcına, Amne kılıcı, Lama kılıcı. Şöyle bakabilirsiniz hepsine, tekrardan üstlerinden geçiyorum tek tek. Uzun isimler. Ölüm kılıcı var burada. Gördüğünüz gibi bir de. Şu şekilde. Bu da son dönüşüm. Ekstradan burada çift linkler de var arkadaşlar. Onları da göstereyim. Partizan yarı insana, yarı insan güneş kılıcına, güneş kılıcı gelişmiş ay palasına, sonra ejderha palasına gidiyor. Ve şunları da size şu şekilde göstereyim. En sonda Nefertiti palasına dönüşüyor. Lan niye söyleyemedim? Pardon, özür dilerim. Ondan sonra Ares İpek Pala'ya gidiyor. İpek Pala'dan Ölüm Pala'ya gidiyor arkadaşlar. Son Ölüm Pala. Daha sonrasında burada Cennet Gözü bileziği. Cennet bileziğe dönüşüyor Ares MT2. Şunu da görebilirsiniz şu şekilde. Payne aynı şekilde. Kolye de aynı şekilde arkadaşlar. Ayakkabı ilk Kirin'e. Kirin'den de gördüğünüz gibi Kirin ayakkabısına dönüşüyor. Kalkanlar şöyle. Şahin Kalkan, sonra Süper Şahin Kalkan. Ares MT2 Şahin Kalkan. Ve son olarak Savaşçı Şaman Kalkanına kadar gidiyor arkadaşlar şu şekilde. Kasklar da bakabilirsiniz onlara da tek tek. İlk ihtimalle ayrı da olabilir. Tam emin değilim bunu. Hayalet maske başlık var burada. Korku maskesi var. Sonra Usta Savaşçı Kaskı. Burada Prens Savaşçı Kaskını. Daha sonrasında da Ares MT2 Savaşçı Kaskına kadar gidiyor. Burada YouTuberlar için bir kostüm var arkadaşlar. O da şu şekilde. Zaten bunu artık herkes biliyordu. Şöyle kanatlar falan vesaire var burada. Onlara bakabilirsiniz. Bence güzel görünüş olarak kanatlar baya iyi bu arada. Şöyle VIP savaşçı kostümü var. Kostümlerde de ananı avradını. Bak çok iyisin ha. Ananı avradını. Sonra silah fişleri şöyle gördüğünüz gibi kesici diş bıçağı var. Ekstradan kesici diş mızrağı var arkadaşlar. Kemerlerde kral kemer, runik kemer, sonrasında gölge kemer ve büyük yayı kemer arkadaşlar. Hilal yüzüğü var. Şaman desteği var. Süresiz bu arada. Binek yüzüğü var. Şuradan mesela ne olabilir? Aa, yeşil fil. Şaka. O sonrasında burada savaşçı mührü var. Burada gördüğünüz gibi Vayne mührü var. Ve son olarak Valentino mührü var. İtemlere de şu şekilde bakabilirsiniz. Ve son olarak arkadaşlar, eğer bence VS atmayı düşünüyorsanız, hem böyle farm yapıp, böyle az bir farm yapıp, ondan sonra da VS atmayı düşünebiliyorsanız, bence güzel bir server. Denemenizi isterim. Zaten hiç VS'lik server tanıtmamıştım çok uzun bir süredir. En son tanıttığım X server falan böyle şeydi. Sıkıntılıydı. O zamanlar YouTube'da yeni falandım yani. Bunu da görmek istedim çünkü sürekli çoğunuz farm yapıyorsunuz. Farm üstüne farm. Farm Allah farm. Seni hiç alakadar etmez. Öyle farm, böyle farm derken, hani artık ben de birazcık da olsa sizin VS atmanızı istiyorum ve ondan kaynaklı bunu aldım. Yani bu tanıtımı kabul ettim, yoksa tanıtımı kabul etmeyecektim. Şimdi açılış arkadaşlar 6 Eylül'de akşam saat tam 18.00'da, yani akşam saat 6'da açılıyor 6 Eylül'de. Kendinize çok dikkat edin. Video like atmayı unutmayın. Ve açıklama kısmına server'ın Discord'unu, tanıtımını ve server linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan da siz de detaylı olarak daha iyi bakabilirsiniz. Görüşmek üzere, çav çav. Giriyorum kara kara bite, kara para değil de sanatımı sükse yapacağım. Arabalar amacımı değil de ama şunu bil ki, Çağlı'ya götten basacağım. Eskiden logo logo iyi de kıskaç of feedback no. Araları sıkarsın ve def. Giriyorum kara kara bite, kara para değil de sanatımı sükse yapacağım. Arabalar amacımı değil de ama şunu bil ki, Çağlı'ya götten basacağım. Eskiden logo logo iyi de kıskaç of feedback.